Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizde özellikle son bir haftada yaşanan gelişmeleri ele alacağız. Hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Nasıl yandırım? Hayırlısı olsun diyelim. Şu anda kafamız karışık yani. Bir Sputnik Rus aşısı gelecek. Çin aşısı yapıldı. Almanya'dan geliyor. Kime, hangi yaşlarda nasıl uygulanacak? Biraz kafamız karışık bu konuda. Tabii bunlar normal şeyler ama tabii genelde tavsiye edilen aşılar dünya genelinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de övgüyle bahsetti Türkiye'nin bu çalışmasını. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hayırlısıyla göreceğiz. Hiçbir şekilde değerlendiremiyorum. Evet. Hayırlısı olsun. Ülkemizin bir başka gündem konusu müsilaj problemi biliyorsunuz. Evet. Bu alanda yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Pek yakından takip etmiyorum ama inşallah yeterlidir. Biz vatandaş olarak biraz deniz ve çevre kirliliğine kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Doğayı da korumamız gerekiyor. Kesinlikle. Böyle inşallah çalışmalar da yeterlidir ve artacaktır. İnşallah temelimiz bu. Peki bir de NATO zirvesi yapıldı biliyorsunuz. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kare resmi paylaşılarak el öpmüş gibi bir izlenim yaratılmak istendi. Bu algıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ülkemizdeki medya, yani dışarıdakini anlıyoruz da. Ülkede böyle bir medyamız var. Neler söylersiniz? Hiç izlemedim. Takip de etmiyorum o konuyu. İzlemedim yani. Bilgim yok. Onlara denk gelmedim. Yani denk gelmedim. Müsait olmadım. İzleyemedim. Değerlendiremeyeceğim. Peki efendim nikah ve düğünlerde artık yemekli organizasyon yapılabilecek belli kurallar çerçevesinde. Yasaklı bugüne kadar. Bu da olumlu yansır mı hem düğün sahiplerine hem esnafa? Bilemiyorum. Yani bence şu an erken diye düşünüyorum yani. Çünkü biz toplum olarak biraz hani kurallara uymamakta dikkat etmiyoruz, uymuyoruz yani açıkçası. Biraz erken diye düşünüyorum. Yani biraz daha zaman var diyorsun. Biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkürler. Rica ederim, sağ teşekkürler, olun. İyi günler. Efendim ülkemizde artık aşı oranı 1 milyonu buluyor günlük. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii daha da olması lazım. Oluyor da 1 milyonu da geçti. Evet. Gelen aşılar belli, adetler belli, hastalığın düşmesi belli, vakalar azaldı. Bunların hepsi aşı olduğumuzun bir göstergesidir. Tabii. Yani iyiye gittiğimizin bir göstergesidir. Tabii dünyada aşıya ulaşmayan birçok ülke var. Bu anlamda baktığınız zaman ülkemizi başarılı buluyor musunuz? Tabii ki yani. Sağlık bakımından Türkiye yani parmakla gösterilen bir ülkedir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'yi tebrik etti. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki. Yani görüyor hastanelerimizi görüyorlar. Hastalara yapılan muameleyi görüyorlar. Başka devletlerde böyle bir atmosfer yok. Başka devletlerde gördüğümüz gibi kapattılar, insanları ölüme terk ettiler. Bizim ülkemiz vatandaşına sahip çıkan bir ülkedir. Böyle bir ülke vatanını seven, milletini seven bir ülke daha yok. Bunu herkesin dirayet etmesi lazım. Buna rağmen halen eleştiren insanlar çıkıyor maalesef. Yani onlar ya en çok eleştirendir, en çok bu ülkeden nemalanan insanlardır. Faydalanan insanlardır en çok bağıranlar. Bu bende yok der, daha fazlası olmadığı için bağırandır. Onların hepsi boştur. Bu ülkenin sağlığı dünyada bir numaradır. Tek kuruş hiçbir vatandaşından bir kuruş almamıştır. Bir kuruş almamıştır. Gelip evinden ambulanstan götürmüştür. Dünyanın neresinde bu var? Ölüme terk edildi insanlar Avrupa'da. Batı dedikleri, uygar dedikleri, medeniyet dedikleri, laik dedikleri. Nerede? Ölüme terk ettiler. Hepsini gördük. Ama bu ülke dünyada eşine rastlanır bir ülke. Yok bunun başka bir özeti. Bu vatan Türkiye dünyada özeti yoktur bunun. Kesinlikle. Böyle bir vatan yok. Halkına sahip çıkan bir vatan yok. Hele ki böyle bir dönemde. O yüzden Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da, reisten de Allah razı olsun. Biz her zaman onun destekçisiyiz. Allah bu ülkeyi sevenlere nasip etsin Allah. Amin efendim. Çok da güzel ifade ettiniz. Yani. Tabii ülkemizin bir başka problemi de müsilaj. Bununla ilgili çalışmalar var şu an. Müsilaj temizlenmezsen, sen evini temizlemezsen, sen pislik bırakırsan, onun bir pislik attığını, çöp attığını temizlemezsen ne olur? Daha çok pislik olur. Şimdi oraların devamlı temizlenmesi lazım. Devamlı denizaltının temizlenmesi lazım. Sen onları unutursan, temizlemezsen ne olacak? Belediye görevini yapması lazım. Sen belediye görevini yapmadıktan sonra ne olacak? Bak ne hale geldik güzelim denizimiz. Eskiden böyle miydi? Kim bilirdi müsilajı? Hangimiz bilirdik? Yok. Tabii fabrikaların denetlenmediği ortaya önemli, çıkıyor. O da önemli. Mesela o da atıklarının verilmemesi lazım. Denetle, aktarma. Bu da senin elinde bir şey. Kesinlikle öyle. Peki siz yapılan çalışmalar yeterli olsaydı böyle bir tabloyla karşılaşır mıydık sizce? Hayır canım yani. Onların önüne alınsaydı bugün denizlerimiz böyle olur muydu? Evet. Müsilaj nedir ya müsilaj? İnsan utanıyor. Deniz burası. Burası İstanbul ya.
İstanbul'u yukarıdan baktığın zaman insan utanıyor. İstanbul'un denizi böyle mi olur? Masmavidir İstanbul'un denizi. Haliç'ten örnek verelim. Haliç ne halde şimdi? Maalesef, maalesef. Haliç ne halde? Tabii bir diğer konu biliyorsunuz bu hafta içerisinde NATO zirvesiydi. Orada bir kare fotoğraf sabit donduruldu. Sayın Erdoğan'a oradan algı yaptılar. İzlemişsinizdir. Yani yabancı dil gerekliymiş diye. Yani onlar işte bu tarafa dönün dediler. O da sonradan döndü o tarafa. Yani o bir algıdır, o bir alınmadır. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yani böyle şimdi bir domatesi serersiniz, içinden çürüğü çekmek gibidir. Diğerlerini niye görmüyorsun? Biden'ın ayağına gittiğini niye söylemiyorsun? Reisin ayağına gittiğini niye söyle, onu da söyle. Şimdi bu fotoğrafı dış basın yayınlar, onu anlamak mümkün. Ama evet, kendi ülkemizde işte Cumhuriyet, Sözcü, ne bileyim Oda TV gibi mihraklar bunu özellikle aldılar, o fotoğrafı özellikle verdiler. Bu açıdan baktığımız zaman neler söylersiniz? Yani bunu ya, neyle tarif edersiniz? Ya şimdi bizden olmayan yaşamasın onların zihniyeti. Evet. Bizden olmayan burada olmasın. Yukarıdan bakmalar. Yani o biraz aşağı görmeler. Bunlar olur mu? Bu adam bu ülkenin cumhurbaşkanı ya. Var mı bunun cumhurbaşkanı? Şimdi o adama itaatsizlik etmek demek, o adamı eleştirmek demek, o adama veren %52 oy veren insanı yok saymak demektir. Yok saymak demek. Aynı cenah şunu söylüyor, demokrasi diyor, tamam eyvallah. Ama hem demokrasiyi savunup hem de böyle bir durumda milli bir duruş sergilememesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok dediniz yanlış ya, halka da saygı yok. Çok yanlış. Sen içeride beğenmezsin fikirlerini, eleştirebilirsin. Ama bir dışarıda gidip de bir ülkenin adamı, bir ülkenin cumhurbaşkanı şikayet etmesi görülür şey değildir ya. Hele hele yanlış bir kare fotoğraf. Yanlış bir kare fotoğrafla, yani o ülkenin cumhurbaşkanını aşağı çekmek demek o ülkeyi itibarsızlaştırmaktır. Yani bu ülke, bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle. Yani bu ülke değersiz bir ülke demektir aşağı yani. Bu ülke değersiz bir ülke demektir. Kaldı ki bu adam bütün seçimleri kazanmış bu adam yani. Yani %52, %52, %55'ten oyuna seçilmiş bir adam. Sen bunu nasıl yok sayarsın? Şimdi yine aynı grup ülke liderini diktatör olarak suçluyor. Sizce diktatörlük olsaydı böyle bir manşet ya, atılabilir, böyle şey fotoğraf paylaşılır mı? Diktatör olan bir ülkede cumhurbaşkanına küfür edemezsin, cumhurbaşkanı hakaret edemezsin, ailesini hakaret edemezsin. Bunun örnekleri dünyada çok vardır. Çok uzağa gitmiyorum. Aslında mecliste Ahmet Şık denen bir milletvekili yani çıktı. Yani çıktı bir tanesi, neler yani söyledi. Neler... Yani bunda olacak şey mi yani? Kalkıp bunu bir destek verenler var. Bunu arka çıkanlar var. Ekmeğini yağlayanlar var. Bu olur mu yani bu? Bu ülke ya, bu vatan. Bu vatan onun da sağcının da solcunun. Bu vatan bizim vatanımız. Sen bu vatanı kötülesen, dışarıya kötülesen eline ne geçecek senin? Senin eline ne geçecek? Seni silinecekler vatanını sevmiyorsun diye. Şimdi genelde baktığımız zaman bu tür insanlar aslında bir yerden fonlanıyor yani, öyle gözüküyor. Paraya ihtiyaçları yok, işe ihtiyaçları yok, zaten imkanları var. Şimdi, ne yapalım, devlete saldıralım. Bu tarzda bir şey çıkıyor. Ortaya. Şimdi demin dedim ya, bir ülkeden önce bağıranlar, hani bu ülkeyi bağıranlar, şikayet edenler, inanın bu ülkenin en çok kaymağını yiyenler. Bu ülkenin kaymağını yiyenler, bu cumhuriyeti biz kurduk diyorlar. Nasıl kurdun sen bu cumhuriyeti ya? Cumhuriyet 23 yılında kurulmadı. 5000 senelik bir devlettir burası. 5000 senelik devlettir. O beğenmediğin soy ecdat Osmanlı bu vatanı sana emanet etti. Sen ne kurdun vatanı? Başörtülülerler, Fatma neneler aşk kalarak bu vatanı size emanet ettiler. Ama aydın kesim denen bazı kesimler, laik kesimler bu vatanın üstüne kondular. Vatanın üstüne kondular. Onlar ceresini çektiler, bunlar üstüne kondular. Biz koyduk, biz vatanı, bizim istediğimiz gibi adam gelsin yönetsin. Bizi aynı fikirlerimizden olsun, bizle karşı olmasın, biz ne dersek onu yapsın. Yok öyle bir şey. Hatta diktatörlüğü biz yapalım diyorlar yani. Onlar yapıyorlar diktatörlüğü. Diyor ki sana açık açık, sen benim istediğim gibi bir adam olacaksın diyor sana. Şimdi senin istediğin gibi bir adam ben nasıl olurum? Sen sinirli bir adamsın, asabi bir adamsın. Veya çok çabuk ben bunları senden aldığım zaman sen boş bir teneke olursun aşağı yani. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir de bir başka konu vardı. Sırf başörtülü olduğu için bir akademisyene saldırdılar. Hakeza baskıyla tutuklandı ama böyle şeyler de oluyor. Yani her demokrasi ve özgürlük diyorsak bir başörtüsü inancından dolayı örtülen bir kadına el atmak, uzatmak, darp etmek. Ya o da yanlış yani. Sen başörtülü bir insana kalkıp niye laf ediyorsun sen? Kalkıp da bir yani karşı cinsten min etekli birine nasıl ki el atmıyorsan buna da atmayacaksın. Yaşam tarzı diye bir şey var, özgürlük var.
Herkes özgürlüğü sözde söylem itibariyle ifade eden bu taraf. Ya demin fakat dedim ya, ama bunu diyor, da çiğneyen o taraf. Bu ülkede yaşıyorsan diyor, benim istediğim gibi yaşayacaksın. Benim istediğim gibi giyineceksin diyor. Bunu karşı cins bunu giymediği zaman da yapmadığı zaman da yerden yere vuruyorlar, hakaret ediyorlar, tokatlıyorlar, vuruyorlar. Görüyoruz televizyonlarda. Bunlar olacak şey mi bunlar yani bu vatanda? Bu vatanda herkes istediği gibi giyilir, istediği gibi kuşanır. Kimse kimseye bakamaz. Mineteklisi de laf eden yok. Başörtüsünün laf edilmemesi lazım. Demokrasinin bu gereği bu. Demokrasi budur. Herkes birbirine saygı göstermek zorundadır. Efendim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Efendim biliyorsunuz artık aşılama uygulamasında ciddi bir rakama ulaştık. 1 milyonu aştık hatta. Neler söylersiniz? Dün itibariyle aşımız olduk. Allah devletimize zeval vermesin. Yani gittik hanımla beraber aşımızı yaptırdık. Geldik. Mutluyuz yani, şükür. Tabii bütün bunlara rağmen yine eleştiren insanlar oluyor maalesef. Yok aşı olunca niye oldu, olmayınca niye olmadı diyenler var. Ya devamlı oluyor yani. Bu yani kimseye memnun edemezsiniz. Yani kuru tenekeden çıkan sese alıştık diyorsunuz. Yani alıştık. Kimse memnun olmaz. Fakat bir hizmet veriliyor. Bu hizmetin yani karşılığında devletimize yani övünç, yani mutlu olmamız lazım. Kimse mutlu olmuyor yani. Bir şekilde işte aşıya da bahane buluyorlar. Ne bileyim işte yani bir takım işte bahaneler bulunuyor. Tabii kendi ülkemize bir grup halen eleştiriye devam ederken aslında tebrik eden de bir dışarıdan bir destek var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü, evet, Türkiye'nin bu başarısını tebrik etti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya onlar da farkında yapılan işlerin. Evet. Yani burada hastalarımızın görülüyor. Kimse Avrupa'daki gibi bırakılmıyor evinde. Yani benim kendi ailemden işte koronavirüs olanlar oldu. Yani birebir kapıya gelip ilgilendiler. Allah razı olsun diyoruz devletimizden. Kesinlikle. Bakın değerli izleyiciler, gerçekten sağlık alanında ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Yani geçtiğimiz günlerde de 5 yaşında bir çocuk doğuştan kaplama rahatsızlığı olduğu için ambulans uçakla Antep'ten İstanbul'a getirildi. Bunlar aslında işte sağlık sektörünün geldiği noktayı gösteriyor. Daha da iyi olması lazım. Yeterli mi değil elbette ama dünya yarışmak istiyorsak, daha iyi olmak istiyorsak bunlara, evet, biraz daha ağırlık vermemiz lazım ki o tarafa doğru gidiyoruz. Tabii bir diğer konumuz da müsilaj. Bir süredir başımıza bela oldu, evet, efendim. Bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çevre Bakanlığı ciddi anlamda bir atılım yaptı. Şimdi müsilaj çok büyük bir sorun. Evet. Yani denizlerimize akan işte atıklar ve bu lahmların işte şeyleri, arıtma tesisleri. Ya yeterli arıtma tesisi olmadığı için tabii ağırlıklı olarak bütün denize veriliyor. Yani belediyemizin daha çok tabii bu konularla ilgilenmesi gerekiyor. Tabii yani gönülden geçen o ama maalesef temel atmama törenleriyle de hatırlıyoruz şu anki mevcut yönetimi. Bunlar çözebilir miyiz bu sorunu? Ben kötüleme babında kimseyi şey yapmıyorum yani bir şey söylemiyorum ama yani bu arıtma tesislerinin yeterli olmadığından. Evet. İşte onun için denetimler de yetersiz. Tabii denetimler de yetersiz. Yani ülkemizin bir diğer gündemi biliyorsunuz bu hafta NATO zirvesiydi. Evet. Orada bir kare fotoğraf paylaşıldı. İzlediniz mi Sayın Erdoğan'la ilgili, evet, bir algı yapıldı? Neler söylersiniz? İzledim. Ya orada reisimizi şeyde bırakmak. Yani böyle yalnızlaştırılmış gibi göstermek amaç. Ya bizim reisimiz ya onların yaptığı siyaseti yani çok evvelinde yapmaya başladı. Yani reisimiz bunların hepsinin üstünden gelir. Allah razı olsun deriz. Tabii hepimiz üzüyor ama yani bu milli konularda en azından yapılmaması lazım herhalde, değil mi? Tabii çünkü kendi aslında o cenahtan da eleştiriler geldi. Bu da güzel. Aslında değerli izleyiciler, bu da önemli. Bakın yapılan yanlıştır, doğrudur. Erdoğan'ı seversiniz, sevmezsiniz ayrı konu ama bu durumda hem de çok anlamsız, tamamen yalana dayalı bir kare fotoğrafla ülkemizin liderini kalktılar, rencide etmeye kalktılar. Algıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar ama ellerini üzerine bulaştırdılar. Evet. Çünkü görüntüler ortaya çıktı. Evet. Dedik ya hani sevmek zorunda değilsiniz ama bu ülkeye sahip çıkmak zorundasınız. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Devlete saygı duyacaksınız. Evet. Bu anlamda neler söylersiniz? Yani özellikle bu tür insanlara yani böyle bir şey yapmaları ne kadar yanlış yani? Şimdi onların amaçları belli. Ya amaçları belli. Reisimizi gene işte kontrpiyede diyelim. Evet. Yani futbol tabiriyle kontrpiyede bırakmak reisimizi. Ama reisimiz yani bu yapılan şeylere hiçbir zaman şey kalmaz. Yani bunun da üstesinden gelir.
İnşallah iyi olacak diyorum ben. Memleketimiz 2023 diyor ya reis. 2023'e çok kuvvetli gireceğiz inşallah. Tabii diğer taraftan halkımız artık her şeyi görüyor mutlaka. Görüyorum. Bir diğer konu biliyorsunuz sırf başörtü olduğu için, olduğu için saldırı gören bir akademisyenimiz vardı hanımefendi. Bu saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ben o şeyi izlemedim. Yani daha çok Tuncay abi vakıftır. Ben izlemedim. Yani akademisyene yapılan saldırıyı. Yapılmaması lazım. Tabii yani başörtülüye saygı duyacağız. Dediği gibi uygunsuz gezen bayanlar da oluyor. Onlara da saygı duyacağız. Yani vatan hepimizin. Herkes birbirine saygılı olursa daha güzel yaşanır memleketimiz. Evet, kesinlikle öyle. Yani, efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Efendim biliyorsunuz gündemde koronavirüs haliyle devam ediyor. Evet. Aşı çalışması da sürüyor. 1 milyona ulaştı günlük aşılama sayısı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Hatta bugün ben gidip biraderimle aşı olacaktık. 400 kusur sıra vardı. Vazgeçtik dedik sonra gideriz. Millet ilgisi fazla. İyiydi. Şükür ki yani aşı var ki sırada var. Var var var. Peki bir diğer konumuz da efendim biliyorsunuz müsilaj problemi. Sizce Çevre Bakanlığı bu konuyla ilgili yeterli çalışma yürütüyor mu? Şu anda çalışıyor. Tabii ki gündemde olmayan bir olay. Evet. Hep bakanlıkta, belediyede hepsi şeyin acemisi. Evet. Ne olacağı belli değil yani. Olayı çözmeye çalışıyor. İnşallah çözerler. Tabii şu an 170 noktada bütün denizlerde çalışma yapılıyor. Yani bir seferberlik var. Bu anlamda umut verici bir çalışma mı sizce? Tabii ki. Mühim olan çalışma değil, sonucuna gitmek. Tabii sonucu bulabilse de iyi olur. Tabii de NATO zirvesi vardı bu hafta gündemde. Hı. Sayın Erdoğan'ın bir fotoğrafı üzerinden algı yapmaya kalktılar. Siz o fotoğrafı gördünüz mü? Gördüm. Normal televizyonda izleyen gurur duydum. O aşağılık yapanlar yapar. Yani insanı karalamak için herkes her şey yapar. Anlatabildim mi? Montaj olur, tersten algı olur. Yani ben o fotoğrafı gördüm. Ayıp bir şey. Ama ben Tayyip Erdoğan'ın oradaki şeyinden gurur duydum. Çünkü bütün devlet adamları sıraya girip onunla ikili görüşme yaptılar. Ülkemiz için iyi bir şeydi. Bununla gurur duymayanlar da anlayabiliriz aslında ama yani kendi ülkemize medyanın bir kısmı böyle öyle, saldırması... Öyledir. Olacak. Her zaman olacak. Yani dünya kurulandan beri illa her şeyin muhalefeti olacak. Ona da saygı göstermek lazım ama iyi bir şey yapmamışlar. Evet. Son olarak bir de biliyorsunuz bir tane akademisyen hanımefendi vardı kendisine. Sırf başörtülü olduğu için saldıran bir şahıs çıktı. Ondan fazla bilgim yok, yorum yapamayacağım. Evet. Yani çünkü o olaya haberdar olmadığım bir şey diyemeyen. O zaman şöyle söyleyeyim, yani açık da olsa, kapalı da olsa yani... Ne olursa olsun, yani nasıl birisi açık geziyorsa kimse hepsi, kapalıya da kimse demeye hakkı yoktur. Çünkü adam kendi inancına yaşamaya özgürdür. Yani o yapanlar terbiyesizlik yapmışlar, bir şey diyemem. Efendim aşı oldunuz mu? Olduk, evet. Siz efendim? Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah şifa versin. Ülkemizde şu an 1 milyon kişiyi buldu günlük aşılama oranı. Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi şimdi bazıları başka türlü düşünüyor ama aşı olmak hakikaten iyi bir şey. Sağlığımız için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Oranlar çok yükseldi. Yani bir günde 1 milyon ciddi bir rakam. Yani tabii bu anlamda ki, çok tabii, iyi. Tabii. Tabii ülkemizin gündemi çok yoğun. Bunlardan birisi de müsilajdı. Çevreyi takip etmişsinizdir haberlerden. Yeni yıl ama evet. Çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Müdahale size yeterli mi? Şu an Türkiye'miz Avrupa'ya bakaraktan hakikaten yeterli. Evet. Güzel. Güzel görünüyor. Peki bu müsilajın sebebi sadece denizdeki müdahaleden mi kaynaklanıyor yoksa karadan bir müdahale de mi oluyor mu fabrikalardan? Denetlemeler yetersiz mi kalıyor acaba? Onu tam bilemiyoruz ama şimdi fabrikalardan ve insanlarımız bilhassa kanunlara uymuyor. Evet. Gereken şeylere uymuyor. Uyması çok güzel bir şey. İnsanoğlu biraz da kendi düşünmesi gerekir. Bir insan kendisi hastaysa başkasına bilhassa bulaştırmamak için özen göstermesi gerekir. Kesinlikle öyle. Hepimize düşen görevler var. Tabii ki. Bir de NATO zirvesi vardı bu hafta. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir fotoğraf karesi vardı. Algı yapmaya kalktılar. Siz fotoğrafı gördünüz mü efendim? Onu ben şimdi vaktim olmadığı için görmedim. Esasında genelde daima böyle şeyler takip ederdim ama şu an görmediğim için bir şey diyemem. Evet. Peki son olarak geçtiğimiz günlerde bir tane çarşaflı akademisyen hanımefendi örtülü olduğu için saldırıya uğradı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu bilhassa olmaması gereken bir şey. Bir insan
giyiminle yargılanmaması gerekir. Ama maalesef politik olaraktan yargılanıyor. Olmaması gerekir. Kesinlikle öyle. O zaman şöyle yapalım efendim. Evet, bu hafta gerçekten gündem çok yoğundu. Birçok konuyu vatandaşlara sorma imkanı bulduk. Ne diyelim efendim, bugün de bize ayrılan sürenin tabii ki sonuna geldik. Ama yarın akşam aynı saatte buluşana dek hoşçakalın.